Duydunuz? Müjde verdi mi Ayşe Hatun? Hürrem Sultan gebe. Şehzade geliyor. Dedi mi cariyeler? Sus. Yavaş Hürrem. Yalan çıkacak. Yalan söyleyen, fitne atanlar kör olsun Maria. Hürrem Hatun yok. Hürrem Sultan de bana. Şehzade anasıyım. Gitmiyorum. Bu sarayda doğacak çocuk. İnşallah öyle olur Hürrem. Dua et Allah seni korusun şerden kem gözden. Süklüma. Süklüma. Ay dilin kopsun. Ne var? Açım ben. Yemek istiyor. Bana ne? Yemek gelmedi mi? Yemedin mi? Oğlumla ben. O büyük kuşta. Hani içinde pilav dolu. Bıldırcın mı çekti canın Hürrem Hatun? Bak kendine gel, tepemi attırma. Git herkes ne yiyorsa onu ye. Tepeni tut. Uçar Sümbüla. Kendin gel. Sultan Süleyman'ın çocuk istiyor. Buldurcu. Onun canı çekti. Çabuk, Valide Sultan seni istiyor. Hadi. Hadi. Sümbüla, buldurucu unutma. Açız. İnnallâhe me'assâbirîn. Niye çağırdı Valide Sultan? Yine azar gibi ceza mı var? Bilmiyorum, çağır dediler. Ben de çağırdım. O beni yollamaz artık Edirne, ha? Söyle. Saygılı ol, kafanı salla. Çok da konuşma, o zaman yollamaz. Bir kusur mu işledim sultanım? Af dilerim. Bundan böyle kusur yapmayasın diye çağırdım. Bu sarayda gebe hatunlar belli kaidelere göre yaşarlar. Nigar Kalfa öğretti bana ezber. Öğrendiklerini unutma sakın. Çocuk sağlıklı doğmalı. O yüzden gebeliğin ilerleyince özel odaya alınacaksın. Ortalıkta öyle dolaşıp cariyelerle hadise çıkarmayacaksın. O çocuk zarar görürse seni yok ederim. O senin çocuğun değil, Ali Osman'a aittir. Bunu aklından çıkarma. Git şimdi. Nigar Kalfa, şerbet tatlı dağıtılsın. Herkes bilsin ki Hürrem Hatun Sultan Süleyman'ın canından can taşıyor. Nigar Kalfa, kimden bu şerbet? Hürrem Hatun'un gebelik müjdesi için Valide Sultan Hazretleri ikram yapılsın dedi. Duydun mu, doğruymuş. Doğru söylemiş, işte hamile. Şanslı hatun, azimli işte. Dedikodu yapmayın, günah. Bir hayır duası etsenize. İstemez. Süleyman, senin için ölürüm ben. Anne. Koru beni. Bebek olacak. Kızın çok aşık oldu. Süleyman iyi sultan. Beni çok seviyor. Büyük savaşa gitti.
Ana bir şey olmasın. Benim için, doğacak şehzade için dönsün. Büyü benim oğlum, büyü. Hürrem, ya kızın olursa ne yapacaksın? Bak üzülme sonra. Erkek olacak benim çocuk. Biliyorum ben. Benim oğlum babası gibi sultan olacak. Kral olacak. Annesi için her şey yapacak. Kızlar dolanmayın boş boş. Hadi inin aşağıya. Terzi Hatun bekliyor. Geliyorum şimdi. Hürrem Hatun. Hürrem Hatun. Hürrem Hatun gel benimle. Nereye gideceğiz? Gel işimiz var. Ben gebeğim. İş yapmam. Hürrem Hatun gel diyorsam gel. Senin hayrına hadi. Bak senin hayrına dedim. Söz ver. Kötü şey yok. Yok yok sevineceksin hadi gel. Hadi. Bursa ipeklisi bu. Ben bundan istiyorum. Bu renk sana yakışmadı. Bana yakışır. Vermem. Ben beğendim bunu. Yavaş, başımı şişirdiniz. Sırayla hepinize bakacağız. Oo, Hürrem Hatun maşallah karnın büyümüş. Ne giyersen uymaz şimdi. Hürrem Hatun, kumaşlarını seç de hemen yeni esvaplar dikilsin. Beğenmedim. Bunları giymem. Nigar kafam. Benim sandıkta hünkârımın hediye kumaşları var. Bu kumaşları... ben giymem. En güzel ipekler. Sultanlara layık. Kaldırın şunu. Hünkârıma layık olmayan çirkinlikleri kaldırın yolumun üstünden. Hünkârımın haremdeki çirkinler gidecek. Sadece güzellikler kalacak. Saray senin gibi cariyelerle dolu. Çok yakışırsın oraya. Şehzade Doğru nasıl gider bu saraydan? Oğlan doğuracağını nereden biliyorsun? Biliyorum. Erkek olacak. Sonra yeni erkek olacak. Sonra yeni erkek olacak. Yeni erkek olacak. İşte bu kumaşlar bak. Çok güzel. Çok asil. Ben bunlara layık. Dilini tutmazsan sonun hayır değil Hürrem Hatun. Mahidevran Sultan'a neler dedin? Yüzü böyle dalgalandı. Yüzüne bir şaplak patlatacak diye çok korktum vallahi. Korkma. Bir şey yapamaz bana. Sultan Süleyman var.
Şehzadem var. Oğlum geliyor. Ya bir şey olursa? Ya kız olursa? Dünyanın bin bir türlü hali var. Bizim aklımızın ermeyeceği. Allah'tan hayırlısını iste. Yakıştı mı? Hı? Ben kötü çalıyor. Olmuyor demekle kaçamaz. Olacak. Savaş çıktı. Geliyorlar. Kızlar sakin olun. Hünkârımızın şerefine top atıyorlar. Belgrad'ı almış, savaş kazanmışız. Dönüyor. Hünkârım, sultanım geliyor. Şehzadem, oğlum. Hünkârımız geldi. Bizi bugün görecek inşallah. Ya gelmese? Ya bizi yanına çağırmasa? Mustafa ve onun annesi görüp bizi unutursa? Yok, yok. Yapmaz. Değil mi oğlum? Sen varsın. Ben varım. Biz de hanedan aile olacağız. Vurma, tekme. Sen beni duydun canım oğlum. Baban geldi. İçeriye kapat kapıyı. Şöyle uzaktan baksa. O güzel yürüyüşünü görsem. Yüzünü görmedim ki daha. Senden önce ailesini görüp hasret gideriyordur hünkârımız. Valide Sultan, Hatice Sultan. O kadını da görmüştü ha? E görmüştür elbet. Haseki Sultan değil mi o? O da ailesinden. Ben neyim? Ben kadını değil miyim Sultan Süleyman'ın? Sen ilk önce şehzadeyi doğur. O zaman aileden sayılırsın. Doğuracağım. Göreceksin. Güçlü erkek doğuracağım. Yavaş yavaş. Hatun dediğin narin yürür. Hürrem zıplama, yüklüsün. Dur, çocuk düşecek. Bu hatun iflah olmaz. Vallahi olmaz. Hünkârım.
Süleyman. Hürrem'im. Geldim. Geldim ruhum canım. Geldim. Ayrılık bitti. Yokluğumda Türkçen tekamül etmiş. Aferin. Mektubu beğendin mi? Sen mi kaleme aldın o mektubu? Doğru söyle. Yazın o kadar iyi mi senin? Hı? Söz benim. Yazın iyi gar kafanın. Ama çalışıyorum güzel yazmak. Ver kağıt. Hemen yazayım. Ver. İnanmıyorsun bana. Ya yazımı bozma. Ne yazmışsın bakayım? Sultan benim aşkım. Bak sen. Neler yazarmış benim Hürrem'im. Hünkârım tatlılar geldi. Gelsin. Tatlılarım gelmiş. Ben ölüyorum tatlı için hünkârım. Yavaş ye. Tamam, hepsi senin ama yavaş. Çocuk gibisin, çocuk. Ben değil, oğlun istiyor tatlı. Neyin var? Hürrem ne oldu? Çok acıyor. Ağla lan bebekçiler. Hürrem. Hünkârım emredin. Hekim başını çağırın. Hürrem. Hürrem bana bak. Ne duruyorsunuz çabuk? İbrahim. Hürrem aç gözünü. Hürrem kendine gel. Hürrem. Nefes al Hürrem. Hürrem nefes al. Hürrem kendine gel Hürrem. Nefes almıyor. Hürrem. Hürrem kendine gel. Tatlı yiyordu birden gözleri kaydı düştü bayıldı.
leğen getirin. Zehirlenmiş gibi. Ne yapacaksan yap, ölüyor. Hünkârım, başını kaldırıp şunu koklatacağım. Kusarsa kurtarırız. Ateşi var hünkârım. Sirkeli bezlerle saracağım. İnşallah karnındaki sabi zarar görmez. Anne. İyileşeceksin Hürrem. Benim için iyileşeceksin. Hünkârım. Geçmiş olsun. Neredesin Pargalı? Ölsem haberin olmayacak. Siz istirahate çekilince ben de hava almak için yürüyüşe çıkmıştım. Nasıl durumu? İyi değil. Cüret edebilir ki buna. Yediğinden olmasın. Gördüm İbrahim. Gözlerimle gördüm içinden çıkanı. Şimdi ateşler içerisinde yanıyor zehir atmak için. Beni ve onu öldürmeye kalkanı bul. Ben de yiyebilirdim o tatlıdan. Tepsiyi burada tutuyorum. Ha işte o tatlı tabağı. Sümbüle. Mutfakta, kapıda, bacada kimse bunu sorumlusu. Çabuk bul getir bana onu. Çabuk. Süleyman. Buradayım. Yanındayım Hürrem'im. Oğlum da iyi olacak. Aslanım, şimdi haberim oldu. Nasıl Hürrem Hatun? Hürrem'i kaybediyordum neredeyse. Acaba yediği bir şey mi dokundu? Gebe ne de olsa. Zehir varmış yemeğinde. Buraya kadar girdi mi bu zehir? Olamaz aslanım. Kim cesaret edebilir? Anne, baba, öldürdüler beni. Gel, al beni. Gitmek yok Hürrem. Seni bırakmam. Sen benim sultanımsın. Hürrem sultansın sen. Dayan sultan. Validem, aldım cevabını. Bak İbrahim ne dedi. Tabakta zehir varmış. Senin dediğin gibi süt kesilmiş, tatlı ekşimiş değil mesele. Mesele benim sarayımda zehir benim soframa kadar girmiş. Çok şükür Rabbim aslanımı korumuş. Hürrem'in, sultanımın karnındaki şehzademin canına kastedildi.
Her kimse canını istiyorum o hainin.